kıyamet günü bütün mahlukatın gözlerini semaya dikip bekledikleri, kalplerin korkudan ve sıkıntıdan parçalandığı, hiç kimsenin birbiriyle konuşup muhatap dahi olmadığı bir gündür. Herkes burada yemeden, içmeden ve hatta üzerlerine hafif bir rüzgar dahi esmeden 300 yıl bekleşirler. Kab el-Ahbar ve Katade bin Diame o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda ayakta dururlar. Ayetinin tefsirinde insanlar 300 yıl ayakta dururlar demiştir. Abdullah bin Amr der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduktan sonra şöyle dedi. Allah-u Teala size hiç bakmadan mahşer yerinde 50 bin sene bekletse haliniz nice olur. Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyh o günün tehlikelerinden bahsederek der ki hiçbir şey yemeden ve hiçbir şey içmeden 50 bin sene ayakta beklenen o günü ne zannediyorsunuz? O gün insanların susuzluktan boyunları kopar, açlıktan karınları kavrulur. Bu halleriyle cehenneme götürülür ve kendilerine suyu sıcak olan kızgın kaynaklardan içirilir. Artık azaba dayanamayacak noktaya geldiklerinde her biri bir başkasından kendisi hakkında şefaatçi olacak birini bulmasını ister. Hangi peygamberin eteklerine yapışsalar o peygamber onları yanından uzaklaştırır ve beni bırakın ben kendi nefsimle meşgulüm. Benim işim bana yeter, başkasına yardımcı olamam der. Her bir peygamber Allah'ın o şiddetli gazabını ve öfkesini mazeret göstererek Rabbimiz bugün öyle gazaplandı ki bugüne kadar böyle hiç kızmadı, bundan sonra da kızmayacak derler. Sonunda insanlık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelir ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine izin verilen kimselere şefaat eder. Bu hususta Allah şöyle buyurmuştur. O gün çok esirgeyici Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Öyleyse o günün uzunluğunu ve orada beklemenin insana verdiği sıkıntı ve kederi iyi düşün ki şu kısacık ömründe kötü işler yapmaya karşı sabırlı olabilesin. Bil ki dünyada şehvetlerine karşı sabretmenin şiddetinden dolayı uzun süre ölümü bekleyen kimsenin kıyamette ölümü beklemesi kısa olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki o mahşer günü mümine hafif ve kısa gelir. Öyle ki dünyada kıldığı farz namazının vaktinden daha çabuk geçer. O halde bu müminlerden olmak için gayret et. Ruhun bedeninde olduğu müddetçe iş sana kalmıştır. Ölümden sonrasına hazırlanmak senin elindedir. Öyleyse şu kısa günlerde o uzun günler için çalış ki sevinç ve sururu hiç bitmeyen bir kazanç elde edese kendi ömrünü gözünde küçült. Hatta dünyanın 7000 senelik ömrünü dahi az bul. Mesela sen her bir günü dünya günleriyle 50.000 sene olan ahiret günündeki azaptan kurtulmak için 7000 sene sabretsen gerçekten kazancın çok olur. Yorgunluğun az kalır. Ey zavallı insan! Dehşeti büyük, zamanı uzun, kahrı çetin, vakti pek yakın olan kıyamet için hazırlık yap. O günde göklerin yarıldığını, dehşetinden yıldızların paramparça olup etrafa dağıldığını, parlaklığıyla göz kamaştıran yıldızların karardığını, güneşin dürülüp atıldığını, dağların yürütüldüğünü, değerli hayvanların başıboş bırakıldığını, vahşi hayvanların bile bir araya toplandıklarını, denizlerin ateş haline geldiğini görürse, o gün ruhlar bedenlerine geri dönmüş, cehennem olanca ateşiyle kızdırılmış, cennet müminlere yaklaştırılmıştır. Dağlar tuz buz edilip kum haline getirilmiş, yeryüzü dağların yok olmasıyla uzamış, dümdüz olmuştur. O gün
yeryüzünün şiddetle sarsıldığını, toprağın içinde ne varsa hepsini dışarı attığını, insanların amellerinin karşılığını görmek üzere bölük bölük mahşer meydanına götürüldüklerini görürse, o gün Allah-u Teala'nın hakkında şöyle buyurduğu bir gündür. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çırpışla çırpılıp darmadağın edildiği gündür. İşte o zaman olacak olur ve kıyamet kopar. Gök meleklerin inmesi için yaradır ve artıp zayıfladığından çökmeye yüz tutar. Melekler göğün etrafındadır. O gün Allah'ın arşını bu meleklerin de üstünde 8 melek yüklenir. Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. O gün dağların yürütüldüğünü ve her yerin dümdüz olduğunu görürse, o gün yerin altının üstüne geldiği, dağların parçalanıp etrafa saçıldığı bir gündür. O gün insanlar ateşin etrafındaki pervaneler gibi sağa sola saçınır. Dağlar etrafa yayılmış renkli yünler gibi atınır. O gün Allah-u Teala'nın hakkında onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Buyurduğu bir gündür. O gün yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanların bir ve kahhar, gücüne dayanılmaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gündür. O gün dağların ufalanıp etrafa savrulduğu, her yerin dümdüz ve başıboş bırakıldığı, hiçbir yerinde inişin veya yokuşun olmadığı bir gündür. O gün Allah'ın hakkında sen dağları görürsün ve yerinde duruyor sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler buyurduğu gündür. O gün göğün yaralıp kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zamandır. İşte o gün insana da cine de haşimle birlikte halleri zaten belli olduğu için ilk anda günahı sorulmaz. O gün isyankarların konuşturulmayacağı bir gündür. O gün günahkarlara hiçbir şey sorulmadan alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O gün herkesin yapmış olduğu iyilikleri de kötülükleri de karşısında hazır halde bulduğu ve yapmış olduğu kötülükleri de kendi arasında uzun bir mesafenin olmasını isteyeceği bir gündür.